Ben bu kadar az alkışa buraya çıkmam. Ben bilim adamı değilim. Ha yani şöyle. Ha bilim adamlarını alıştırmışsınız. Tüm ülkedeki gibi çok fazla biz pohpohlanmayı seviyoruz. Öyle mütevazi değiliz. Hele son günlerde ekrana çıkamıyorum ki içimde müthiş bir ukde var. Bu televizyon bir hastalıktır. Onun için ben çocuk programlarına çok karşıyım. Hani bu çocuklara makyajlar falan yaptırıp çıkarıyorlar ya. Yanında psikologlarımız var falan diyorlar. Ne kadar psikoloğun olursan ol ya. Ben 50'yi geçtim hala psikolog falan kar etmiyor. Yani ben bir gün patronlara demiştim bize para da vermesiniz çıkarız. Gerçekten öyle bir durumdur. Bu hastalıktır, tedavisi yok gibi. Bir kere bulaşmaya gör. Bulaştın mı geçmiş olsun, elin hiçbir işe varmaz. Efendim ben klasik açılışı yapayım. GSK tarafından düzenlenen Anadolu Havaları Sigara ve Koa oturumuna hoş geldiniz. Tabii bu ses tonuyla Koa deyince çok seksi oluyor, farkındayım. Yani hanım öyle dedi. Yani dedi bari hiç olma. Koa de yeter, anlarlar insanı. Koa deyince şiir gibi de oluyor. Aslında iyi bir şey olmadığını da biliyorum sonuçta. Bugün benden biliyorum çok şey bekliyorsunuz konuşmak için muhakkak. Fakat hem film var hem hocalarım var. Bir dahaki sefere daha uzun konuşacağım. Malzemeyi tüketmeyeceğim. Bu arada bir dahaki seferi garantiledim değil mi sayın GSK ekibi? Ha. Hep böyle yavaş yavaş veriyorum. Aynı hükümetin açılım paketi gibi. Öyle yavaş 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 sonuna kadar bir sürü şey yapacağız. Ucundan kıyısından. Efendim ben sadece her toplantıda bir tek örnekle başlarım. Ben bilimsel bir şey anlatmam. Bilmediğim konuda da konuşmam. Önümde örnek var. Hıncal abi hiçbir konuda konuşmaz. Ben sadece bildiğim konularda varım. Ben bunu çok sık söylerim. Çok sık söyleyince bir gün Eskişehir'de sanayici bir abimiz var. Babası müftüymüş. Ya bu lafı benim babam da çok söylerdi dedi. Ben bildiğim konuda konuşurum. Ve derdi ki bize çocuklar girdiğiniz yerde kim var, dinleyici kim, izleyici kim tespit edin. Bir gün bunu örneklendirdi dedi. Ben tabii işi biraz daha güncelleştiriyorum anlatırken. Çok güzel bir öyküdür. Zaman zaman bazı densizlere de anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben o densizliği yapmamak adına. Efendim zamanın birinde bir ülkede iki tane adamı dereden kurtarmış bir adam. Muhtemel ülke Türkiye medya adamı o kadar abartmış, o kadar abartmış ki. O kadar abartmış, o kadar abartmış ki adam kitap yazmış. Sudan adam kurtarma teknikleri diye. Bakmış ki iş tuttu. Bir kitap daha, sudan adam kurtarmanın 100 çeşidi. Arkasından konferanslar filan derken ömrünün geri kalan 40 yılını böyle geçirmiş. Buradan kazanmış hayatını. Zamanı gelip Hakk'ın rahmetine kavuşunca kapıda soruyorlar. Ben gidenlerin yalancısıyım. Ne iş yaparsın diye. Bu diyor ki ben sudan adam kurtarırım. Kitaba bakıyorlar, böyle bir şey yok. Peygamberlere gidiyorlar. Diyorlar ki bir adam geldi. Bize verilen matbu kağıt içerisinde böyle bir meslek yok. Sudan adam kurtarma. Gerçekten yok diyorlar. Biz de böyle bir şey demedik. O zaman adama bir fırsat verin de anlatsın diyorlar. Pardon. Bir fırsat verin de anlatsın. İşte ben biraz işi güncelleştireyim. Ondan önce giden trilyonlarca ruh bu bir sahneye çıkacak, konuşma yapacak, anlatacak işini. Birdenbire kuliste hazırlık yaparken bir melek geliyor yanına. Melek diyor ki, birader sen ne anlatacaksın? Diyor ki, ben sudan adam nasıl kurtarılır onu anlatacağım. Konunu biliyor musun peki diyor. Benden başkası yok ki diyor, arkamda 40 yıl, 40 kitap var. Melek diyor ki, bak onu bunu bilmem ama ben seni dostça uyarayım. Dinleyiciler arasında Nuh peygamber var, haberin olsun. Bu kısımda alkışlayabilirsiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Gerçekten şimdi benim burada kalkıp da nefesimizi kesen şeyler konusunda çok uzun uzun konuşmaya hakkım da yok. Zaten öyle bilgim de yok. Ama yaşamımızda nefesimiz kesen bir sürü şey var. Trafik kesiyor, efendim çoluk çocuk derdi kesiyor. Zaten başlı başına evlilik insan yaşamının nefesini kesen bir olgu.
Şimdi bütün bu olgu bunlar içerisinde kalkacaksınız, rahatlamak için bir sigara tüttüreceksiniz ve nefesinizi daha fazla keseceksiniz. En azından bunu biliyorum artık. Nefesinizi daha fazla kesmemeniz gerektiğini, sonunda bu işin koa döneceğini de biliyorum. Bu yüzden ben işi sahiplerine bırakacağım ve zaman zaman geleceğim, size yine anlatacağım. Bu kapıya niye yakın oturduğunuzu biliyorum. Kaçmak için yoklama yapıyoruz. Buradan yoklama yapıyoruz. Kameraların hepsi çalışıyor ona göre. Dışarıda ellerinde gaz bombası polis arkadaşlar var. Haberiniz olsun. Çıkan gidebilir. Yani onun için kapıları tutun arkadaşlar. Efendim ben doçent doktor Filiz Koçar hanımefendiyi KOHA ve yüksek maliyeti konusunda konuşmalar için alkışlarınızla buraya alıyorum. Değerli hocalarım, değerli Sayın Tayfun Talipoğlu ve değerli kongre katılımcıları, ben de TÜSAT ailesi olarak bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bu kadar salonda KOHA konusunda deneyimli hocam varken ve Sayın Talipoğlu gibi usta bir konuşmacı varken açıkçası biraz gerildim. Ama sizleri fazla sıkmadan maliyet konusunda bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tabii ki öncelikle KOAH'la ilgili temel epidemiyolojik verilerden, ekonomik yük verilerinden, Türkiye verileri ve en sonda çalıştığım hastane Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin verilerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle konuşmama önlenebilir ve tedavi edilebilir yaygın bir hastalık olan kronik obstrüktif akciğer hastalığının yani KOAH'ın alevlenme ve komorbiditelerin şiddete olan etkisi kadar maliyete de ciddi etkisi olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. KOAH hastalık yükünü ve KOAH'ta ekonomik yükü ortaya koymak için mutlaka bazı temel verileri söylemem gerekir. Prevalans, mortalite, morbidite ve sakatlığa uyarlanmış yaşam yılı olan DALI dediğimiz bir sağlıkta çıktı ölçümü, maliyet ve yaşam kalitesi. Prevalans çalışmalarından çok bahsetmek istemiyorum ama Türkiye'nin de katıldığı, Adana'nın katıldığı, 12 merkezin katıldığı bu çalışmada dünyadaki prevalans değerleri kadınlarda 11.8, tersine 11.8, kadınlarda 8.5, ortalama prevalans 10.1, dediğim gibi Adana bölgesinden değerler. Mortalite açısından baktığımızda dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında kronik solunum hastalıkları 3. sırada gelmekte. Ve yine ölüm açısından baktığımızda da KOAH 5. sırada. 2030'a yönelik bir projeksiyon yapıldığında bunun 4. sıraya yükseleceği tahmin edilmekte. Yine cinsiyete göre Türkiye verilerine baktığımızda mortalite açısından, prevalans açısından pardon, Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004'te prevalans değerleri erkeklerde 8.4, kadınlarda 11.4 ve toplamda 10.2 gibi. Yalnız bu değerlerin, gerçek değerlerin daha düşük olduğunu belirtmek isterim. Türkiye Hastalık Yükü Çalışması'nda Türkiye değerleri mortalite açısından 2004 verileri KOAH ölüm nedenleri arasında 3. sırada. Ve yine erkeklerde ve kadınlarda, erkeklerde 3, kadınlarda 5 ama kadınlarda giderek daha yükseldiğini söylemem gerekiyor. Morbidite açısından baktığımızda KOAH Türkiye verilerinde morbiditeye neden olan, ilk ulusal düzeyde DALI'ye neden olan ilk 10 hastalığın dağılımında 8. sırada yer almakta. Ekonomik yüke geldiğimiz zaman, ekonomik yükte konuşmamın başında da söylediğim gibi doğrudan maliyet, dolaylı maliyet ve toplam maliyete dayalı verileri konuşmak durumundayız. Doğrudan maliyette neler var? İlaç harcamaları, tanısal incelemelere ait harcamalar, hastalığın takibiyle ilgili giderler, poliklinik ve acil harcamaları ve hastane yatışları. Dolaylı maliyette ise maluliyet, kaybedilen iş, erken ölüm, bakım harcamaları ve üretimden kayıp nedeniyle olan maliyet. Her ikisinin toplamı toplam maliyeti oluşturmakta. Yıllara göre geçmişten günümüze doğru gelecek olursak,
1993 yılı verisinde Amerika'da KOAH'a ait doğrudan tıbbi maliyet 93 yılı verisi 14.4 milyar dolar. İndirekt maliyet 9.2, toplamda 23.9 milyar dolar bir maliyet söz konusuyken Gold 2013 rakamlarında yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait değerler, doğrudan maliyet yaklaşık 30 milyar dolar, dolaylı maliyet 20 milyar dolar ve toplamda 50 milyar dolar gibi bir maliyet söz konusu. Avrupa Birliği rakamlarına baktığımızda Avrupa Birliği'nde sağlığa ayrılan toplam bütçenin %6'sı solunum sistemi hastalıklarına bağlı olarak harcanmakta ve yine bu solunum sistemi hastalıklarına ayrılan toplam bütçenin de yaklaşık %50'den fazlası 38.6 milyar avro KOAH'a ayrılan maliyeti oluşturmakta. Bu konuda 1998'den bu yana literatürde bulabildiğim ve dünyanın farklı bölgelerinden verileri size göstermeye çalışacağım. Bu Amerika'dan bir çalışma, 1998'e ait bir veri ve sonuçta KOAH'lı hastaların maliyeti ile KOAH dışı hastaların maliyeti karşılaştırıldığında KOAH'lı hastalarda diğer hastalara göre maliyetin yaklaşık 2,5 kat daha fazla olduğu ortaya konmakta. Yine 2000 yılında yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir maliyet analizi çalışması, farmakoekonomik değerlendirme KOAH'ta. Bu çalışmada da şunu görmekteyiz ki KOAH'ın evresi arttıkça yani KOAH şiddetlendikçe maliyeti artmakta. Evre 1'de yaklaşık 1681 dolarken bu evre 3 KOAH'ta 10.812 dolara çıkmakta. Giderek artan bir maliyet analizi var. Yine 2000 yılına ait bir veri. 493 hastalık çok merkezli bir çalışma. Bu çalışmada da yine bir maliyet analizi. Hastanın yaşı arttıkça, hastanede kalış süresi arttıkça ve birlikte mevcut olan komorbid hastalıklar maliyeti arttırmakta. Ve bir önemli faktör, hastaya uygulanan non-invazif ya da invazif mekanik ventilasyon desteği ve yoğun bakım yatışı maliyeti ciddi şekilde arttırmakta. Toplam maliyetin yaklaşık %71'i ilaç harcamalarına, %16'sı laboratuvar harcamalarına ve diğeri oksijen, tedaviler, radyoloji giderleri, muayene, yatak ve maliyet şeklinde alt grup analizi yapılmış. 2009 yılında Avrupa'dan bir çalışma, İzlanda'da ve Norveç'te maliyet analizi yapılmış KOAH'la ilgili olarak. Burada toplam KOAH'ta tabii ki ülkede sağlık sisteminin satın alınmasının farkına bağlı olarak İzlanda'da ortalama hospitalizasyon maliyeti 5.966 euro, buna karşılık Norveç'te 3.920 euro olarak hesaplanmış. Ve şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Önemli bir alt grup, özellikle İzlanda'da pulmoner rehabilitasyona ayrılan maliyet. Norveç'te ise bu değer biraz daha düşük olarak hesaplanmış. Yine Amerika'dan bir çalışma, daha yakın bir çalışma bu 2010'a ait. Bu çalışmada da KOAH'ın evrelerine göre hasta maliyetleri karşılaştırılmış ve oldukça büyük sayıda hastayla yapılan bir çalışma. Ayaktan hasta 305 dolar, ayaktan ağır hasta 274 dolar, acil servis 327, standart servis hastası 9745 dolar ve yoğun bakım hastası çok ciddi bir maliyet, 33440 dolara yaklaşan bir maliyet var. Yine Çin'de yapılan bir çalışmayı getirmek istedim. Ortalama toplam maliyet yılda 9.9 milyon dolar ve bunun 7.2 milyon dolarını hastane yatışları oluşturmakta. 5 yıllık ortalamaları göz önüne aldıklarında %3, %5 ve %17'sini aile hekimi, acil ve spesifik klinik başvuruları ve %42'de medikal tedavi giderlerini oluşturmakta. 2013 yılına ait dünyadan son çalışma. Bu çalışmada Amerika'da 12 milyon yaklaşık tanılı KOAH hastası fakat yaklaşık 24 milyon da tanısı olmayan ancak SFT'de mutlaka bir problemi olan ve aslında KOAH alan hastaların bulunduğu göz önüne alınmış. Ve yine toplam maliyet açısından evrelere göre ciddi farklar var. Birinci evrede toplam maliyet 1681 dolarken evre 3'te bu yaklaşık neredeyse 10 katına çıkmakta, 10 bin dolar civarında.
Ve önemli bir miktarını da hastaneye yatışların oluşturduğunu belirtmek isterim. Gelelim Türkiye'den çalışmalara. Türkiye'den bu konuda literatürde 4 tane çalışma bulabildim. Bunların ilki 2006 yılında Hacı Evliyagil ve arkadaşları sanırım Malatya'da yapılmış. En yüksek servis yatak maliyetini diğer hastaların maliyetiyle karşılaştırdıklarında bu göğüs hastalıkları servisine yatan hastaların diğer hastalarla yatış maliyet analizi yapılmış bu çalışmada. Koa ve akciğer kanseri en yüksek yatak maliyetini oluşturmuş. Muayene ve konsültasyon hizmetleri açısından yine koahlı hastaların harcamaları en yüksek oranda ve tüm hastaların toplam maliyetini incelediğinizde en yüksek hasta maliyeti koaha ait. Bir başka çalışma 2011 yılında. Yine bu çalışmada daha çok koah maliyeti atak maliyetleri üzerine dayanıyor bizdeki çalışmalar. Bu çalışmada da yine akut atak nedeniyle hastaneye yatan hastaların maliyet analizi yapılmış ve ortalama maliyet $718 gibi hesaplanmış ve büyük bir kısmını ilaç maliyeti, daha küçük bir oranda da yatak maliyeti oluşturmakta. Yine koah nedeniyle hastaneye yatan hastaların maliyeti, atak nedeniyle hastaneye yatan maliyet analizine bakıldığında servis ortalama maliyeti 1876 lira iken yoğun bakım maliyeti 6871 lira ve toplam ortalama maliyet 3873 olarak hesaplanmış. Eğer hasta bir yıl içinde birden fazla yatıyorsa bu maliyet ciddi şekilde artıyor ve yatış süresi arttıkça da yine maliyet artmakta. Yine çok yeni bir çalışma 2013 yılına ait. Bir yıl boyunca alevlenme nedeniyle yatan hastaların maliyet analizi yapılmış. Burada da yine eğer hasta yoğun bakım ünitesine yatmışsa, hastane kökenli infeksiyon gelişmişse ve uzun süreli oksijen tedavisi alıyorsa maliyet ciddi şekilde artmakta. Bu çalışmada yine eğer komorbid hastalıklar varsa, yani birlikte akciğer kanseri ve sekel tüberküloz varsa, antibiyotik kullanımı varsa, yoğun bakımda tedavi görmesi, demin de söylediğim gibi hastane kökenli enfeksiyon gelişmesi, uzun süreli oksijen ihtiyacı ve hastane yatış süresi uzadıkça maliyet artmakta. Biraz da kendi hastanemden verileri sunmak istiyorum ama öncelikle bu verileri benimle paylaşan Sayın Başhekim arkadaşım Sedat Altın'a ve biraz sonra göstereceğim bir yüksek lisans tezi olan uzman arkadaşım Gölenç Ortaköylü'ye teşekkür etmek istiyorum. 2008 yılı verileri 7 kule için koahlı poliklinik sayımız 45.455 ki bu toplam polikliniğimizin %15.8'ini oluşturmakta. Yatan hastalarımızın %2.4'ü koah, oksijen konsantratörü olan hasta sayısı 338, BiPAP raporu verilen hasta sayısı 159 ve ilaç raporu verdiğimiz hasta sayısı da oldukça yüksek 5.460. Maliyet analizi yapıldığında koaha bağlı 2008 için doğrudan maliyetimiz 9.874.598 lira ve bu dolar olarak 6.583.065 dolara denk gelmekte ve kişi başı maliyetimiz de $145. 2011 yılında ise yine yüksek lisans test çalışması olarak 7 kuleye yatan tüm hastaların servis ve yoğun bakım dahil olmak üzere acil, ayaktan tedavi, polikliniğe başvuran koahlı hastaların birim maliyeti ve yine bir yıllık tüm hastane total maliyetine dayalı olarak hesaplandığında servise yatan hastaların, servis hastalarının toplam olarak polikliniğe başvuran 334.971 hastanın %20'si yaklaşık koahlı hastaydı. Yine acil servis bazında değerlendirdiğimizde yaklaşık %35'i koahlı hastalar oluşturmaktaydı. Göğüs hastalıkları servisine yatan hastaların %26.6'sı koahlı hastalardan oluşturmaktaydı. Solunum yoğun bakım ise önemli bir bölümü %80 koahlı hastalardan oluşmaktaydı. Maliyetine baktığımızda servis toplam maliyeti 3.850.364 lira. Dahili acil servisteki maliyet 754.365 lira.
Poliklinik maliyeti 461.524 lira, yoğun bakım maliyeti 638.568 lira ve toplam 5.704.822 lira. Ki bu hastanenin total yıllık maliyeti 30.544.375 lira olarak hesaplandığında hastane maliyetinin yaklaşık %20'den fazlasını KOAH'lı hastalara bağlı maliyet oluşturmaktaydı. Alt grup analizi yaptığımızda röntgen harcamaları 47.690 lira, laboratuvar harcamaları KOAH'lılara ait 464.760 lira ve solunum fonksiyon testi maliyeti de 49.391 lira olarak hesaplandı. Sonuçta KOAH'a bağlı hastalık yükü, ortalama yaşın artması, tütün kullanımının ve diğer zararlı faktörlere maruziyetin artması ve yaşın artışına bağlı olarak da bu maruziyet süresinin artmasına bağlı olarak giderek artmakta. Ne yazık ki Türkiye'de ekonomik yük verilerini irdeleyen çok fazla çalışma yok. Doğrudan maliyetin önemli bir bölümünü hastane ve yoğun bakım yatışları oluşturmakta, bunun tedavi ve ilaç giderleri izlemekte. KOAH'ın ciddiyetinde artış ve komorbid hastalıklar maliyet açısından önemli bir yük olarak karşımıza çıkmakta. Sonuçta şunu düşünelim, her şeyin başı sağlık mı, her şeyin başı para mı? Benim açımdan her zaman her şeyin başı sağlıktır. Ama bunu düşündüğümüzde bence en önce sigarayı bırakma ve buna dayalı maliyetin azaltılmasına yönelik girişimleri yapmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam, ses abi. Hocam çok teşekkür ederiz efendim. Hocam da verilere dikkat ettiniz mi? En çok evli erkeklerde var durum. Ses geldi. Hayır, romantik bir sesim var tamam da yani bu kadar değil. Sevgili Okan Bayülgen benim için yatak odası sesli adam diyor. Ne yapayım, çaresiz yani, bu hep böyle bir ses. Bir de ben bu sesle böyle kahramanlık şiirleri falan okuyamıyorum. Ya da savaş haberleri veremiyorum. Onun için hep genellikle barış haberleri veriyorum. Efendim, biraz önce dedim ya, yani bu espri değil. Genellikle evlilerde ben yani çevremde görüyorum, sigara daha çok içiliyor. Erkeklerde daha çok içildiği için hocam diyor ki KOAH oluyor. Bir de boşanıp ikinci kez evlenenler var ki bunlara hiç anlamış değilim zaten. Hani adam yine ben gidenlerin yalancısıyım, kapıda soruyor. Mesleğin ne, doktor, gazeteci, şu bu filan. Bir hane var orada medeni hali diye. Adam diyor ki evliydim diyor. Direkt cennet diyor. Niye baştan söylemedin? Kaç yıl? 25 yıl tamam diyor, direkt cennet. Arkadakiler vaziyeti çakıyorlar. Gelen 27 diyor, öbür hanelere hiç gerek yok. 27 direkt cennet, 28 cennet, 32 cennet. Biri diyor 23, 2 yıl boşlanırsın cennet. Biri geliyor diyor ki 46 yıl. Şöyle bakıyor. Sabahın diyor ki, nereden? Ben diyor, 2 kere evlendim. Direkt cehennem diyor. Diyor ki ya 23 yıllığı gönderdim borçlandı. Ben 46 yıl. Diyor ki Tanrı kadar kurbanlarını affeder ama salakları asla. Yani yanlış anlamayın, bu naneyi de ben yediğim için rahat anlatıyorum. Hani kendi durumun varsa rahat anlatabilirsin, yoksa üstüne alınmasınlar. Hatta üçlü dörtlen var, bir de boşanıp aynı kadınla evlenenler falan var. Yani onları sigara mıgara kesmiyor zaten. Direkt geçmiş olsun. Direkt geçmiş olsun. Yani ben gerçekten Anadolu'da bilirim, hani kadın eziliyor meziliyor falan diyoruz ya arkadaşlar. Biraz sonra filmde biraz göreceksiniz buna dair. Adam kendi de söylüyor. Kadın tamam, kadına şiddet şu bu filan bir sürü şey tamam. Fakat kadın direniyor arkadaşlar. Herif elden ayaktan düşsün de git git altını süreceğiz kalk kahve demek için. Ben 32 sene direnmiş kadın gördüm. Yani sırf adam o elden ayaktan düşsün de geçireyim buna diye ya. Böyle bir durum var ortada. Hani demin dedim ya. Yani tamam benim tıpla mıpla alakam yok ama Anadolu halkı, bizim Anadolu havaları dedik ya. Anadolu halkı herkesten medet umar ister istemez. Yani hele siz de televizyona falan çıkıyorsanız, sizi aileye yakın görüyorsa doğal olarak. Başıma geldi böyle şeyler. Bir gün Cide'de adamcağızın biri geldi. Böyle tuta tuta burasını. Dedi ki, Talip Bey
bana dedi ilçede Arzu Hanım iğne yaptı. Dağılmıyor. Ne dağılmıyor abi dedim. İğne dağılmıyor dedi. Yani adam o kadar temiz ki ya yat bir iğne de ben yapayım desem yatacak adam. Adam temiz kalpli ve sana güveniyor. Bunlar güzel şeyler. Ama başıma çok ilginç şeyler de geldi ve bu kongrelerden de çok yararlandım aslında. Efendim il vermeyeyim. Çok bozu ama harbi doğru bir hikayedir. Daha doğrusu ilçeyi vermeyeyim. Çorum ilçesindeyim. Bir gün bu ilçede belediye başkanıyla oturuyoruz. Belediye başkanına dedim ki ben hamam işini çok severim. Gerçekten sırf Eskişehir'e ayda bir kere iki kere kaçar giderim hamama. Eskişehirli var mı aranızda? İşte budur ya. Benim hemşehrilerim. Derken hamamdan dolayı yani. Çünkü ben kendi memleketime yani üç kere beş kere gitmişimdir 18 sene de Eskişehir'e ayda bir gitmişimdir. Neyse dedi ki burada dedi belediye başkanı gece saat 11:30. Burada dedi bir tane hamam var Selçuklardan kalma. Onu ongarttım Talip Bey dedi. İsterseniz açtırayım. Abi bu saatte olur mu başkan dedim. Başkan ben değil miyim kardeşim dedi. Açtırırım. Benim de hoşuma gitti. Millet reyna reyna kapatıyor o zamanlar. Ulan hamam kapatsın bamteli diye. Hamam kapattı. Açtık. Hamam açtı. Biz yarıma doğru girdik. Gece pardon 00:30'a doğru girdik. Ve hamamda ben başkan, bu hanımlar beni bağışlasınlar olduğu gibi anlatıyorum. Ve keseci varız. 3 kişi. Doğal olarak çıplaz. Nerede? Yok abi. İlçede ilçeyi söylemem bozuluyorlar. Neyse. Girdik içeri. Başkan hemen yıkandı çıktı zaten usulen. Beni getirmek için geldi. Keseci de benim derimi yüzüyor. Talip abi gelmiş ya bir kere. Kol kanat yatırıyor masaj filan cart cart bacaklar macaklar filan derken tam kafamın sabunlanma kısmında öyle sabunlarken gözüm kapalı şöyle bir ses duydum. Talip abi benim bir sorunum var. Hamamdayız. Çıplaz. Ve bir adamın bir sorunu var. Ses de tellağın sesi değil. Hani o yabancı değil en azından. Elledi bir sürü. Dedim ki İnanın bana mübalağa yok. Yani sırf böyle stand-up olsun diye falan yapmıyorum bunları. Sonuna kadar doğrudur bu hikaye. Ben ciddiye almadım. Dedim ki kameraman bizim Gökhan herhalde dedi ki ya Tayfun abi şaka kaldırır falan böyle bir şaka yapıyorlar diye düşünüyorum. Dedim ki ne sorunum var? Solunumdan gelmez tabii bana sorun. Nereden gelecek? Ama gırgır alıyorum. Abi bende tık yok dedi. Ulan bu iş şakayı geçti. Dedim ki dök. Dök suyu dök. Suyu döktü. Gözümü açtım hamamda ceketinin önünü iliklemiş böyle bir adam. Dedim hayrola baba. Dedi abi benim sorunum var. Dedim. Yok dedi. Peki ben ne yapayım dedim. Talip abi çok geziyor dedi. Öyle dediler. O bilir derdinin çaresini. Ulan ben senin keyfinin kahyası mıyım geziyorum diyemedim. Baktım ki adamcağız saf. İşte kongrelerden öğrendiğim kısım. Teşhisi koydum. Tedavi kısmına geçeceğim. Bu iki bölünmüş. Dedim ki sen dışarı git. Beni bekle. Hani hafif bir şeyler alsın çocuk üstüne. Gitti bu. Neyse tellak bizi yıkadı. Çıktık. Başkan gitmiş çorba yaptırmaya. Böyle de lükslerim vardır ha. 2,5 milyon kilometre gezdik falan ama. Düşünsene gece o 2'de çorbacı açılıyor bilmem ne bu. Güzel şeydir Anadolu. Neyse. O çorbacıya gitmiş. Ben pantolonumu, ceketimi falan giyip kendimi garantiye alarak. Dedim ki nedir derdin kardeşim? Dedi ki abi ben mezarlık bekçisiydim dedi. Bir gün boş bir mezara bakarken yüzüme sinekler fırladı. Dedim, o günden beri, şimdi o zamanlar bu mucize haplar da çıkmamış. Çıksa var ya, şimdi benim orada türben vardı namus. Yani müthiş bir şey. Anadolu'da var böyle. Onu da anlatacağım. Neyse, dedim, benim de yanımda iki tane vitamin hapı var.
Yani gece yolda uyumayayım falan diye almışım araba sürerken. Teşhisi koydum, iki tane hemen verdim buna, çıkarttım. Psikolojik sorunu var arkadaşın. Dedim ki sen yarın bana sonucu bildir. Ulan bana neyse. Sizin yüzünüzden. Hep buralarda öğreniyorum. Teşhisi koymak yetmiyor, tedaviye geçmen gerekiyor. Neyse ben, adam gitti. Ulan düşündüm de bana ne filan diye. Ertesi gün yemek yiyoruz başkanla. Bu lokantanın camına vuruyor. Tık 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 tık. Başkandan da korkuyor. Duymasın dedi çünkü garibim bana. Bunu hamama vermiş işte o mezarlık hikayesinden sonra. Çıktım, abi hiçbir şey olmadı dedi. Dedim ki lan içtin mi ilaçları? Korktum birini içtim. Neden korkuyorsun lan, zaten ölmüşsün dedim sen. Al bunu yarın yine taktım ya. Adamın kulağına taktım yani. Bana ne? Neyse verdim bir hap daha. Bu gitti. Ertesi gün beni de merak, ayrılacağız. Ulan saat yarım şey 10 oldu, kimse yok. 11 oldu, kimse yok. 12 filan. Ben programda hani böyle deng diye bir şey vardı ya. Derinle başlardı. Tam o sahneyi çekeceğiz. Etrafta da gözüm. Baktım ki verken Talip abi diye bir ses. Bu karşı kaldırımda böyle yapıyor. Düşünsenize ya. Yani o zamanlar bu dediklerim olaydı var ya. Kesin hanımlar beni bağışlasınlar. Doktorsunuz. Kaldıran baba türbesi vardı orada kesin. Şimdi bu diyeceksiniz hepsi için demiyorum türbelerin ama. Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'de bir muhabir çocuğun hakkını yediler. Çocuk diyor ki şöyle bir röportaj var. Bir tane bardakçı baba türbesi var orada. Herkes gelip bardak kırıyor. Yani ya... Abicim yine ha. Benden mi oluyor? Neyse tamam. Durun. Sarhoşlar diyor ki vallahi biz burada içtik. Bu bardakları kırdık. Burası türbe mürbe değil. Kadının biri diyor ki sus sus çarpılacaksın. Yahu yemin ediyorum bacım diyor ya haberde. Vallahi biz kırdık bardakları. Aa, bu iş öyle yayıldı ki Büyükşehir Belediyesi bardakçı baba türbesini yaptırdı oraya. Yani onun için tehlikeli iştir. Neyse ben sözü fazla uzattım ama birçok şeyi öğrendiğim ve benim de en azından sigara bırakmayı niyetlendiren ve bıraktıran, zaman zaman uzun aralıklarla görüştüğümüzde tekrar acaba başlar mıyım diye korktuğum sayın hocamı davet edeceğim. Çünkü yanına gittik bu filmi hazırlarken anlatsın diye, fakat hiç bize direkt bırak filan demeden, kokudan anlıyor zaten. Öyle güzel anlattı ki böyle sakin sakin de diyor ki kanser olmak kolay iş değildir. İşte 40-50 bin para harcayacaksınız, bir önce sonra onu harcayacaksınız filan. Ulan uyandım, ne oluyoruz biz diye. Ve o gün kendimden utandım gerçekten. Bırakmaya karar verdim. İlk 3,5 ay hiç dokunmadım. Sonra promoda baktım ama şimdi yine bıraktım. Bir de hemen herkesin yaptığını yaptım. Biliyorsunuz bütün sigarayı bırakanlar hani dönekler keskin olur ya. Ben de öyleyim. Ya bu mereti nasıl içiyorsunuz kardeşim diye. Ya nasıl bir adamsınız kardeşim? Dışarı çıkın için. Abi 2 paket içiyordun sen. Oza eskiden de abi. Ben döndüm. Döndün mü hem siyasette hem sigarada keskin olacaksınız. Sigara ve kohal ilişkileri anlatmak üzere Sayın Tevfik Hocamı, Profesör Tevfik Özlü'yü alkışlarınızla buraya alıyorum efendim. Teşekkür ederim. Evet, herkese merhabalar. Böyle vakti salonda olmak kolay değil biliyorum ama zamanı dolduracağız. Şimdi... Hastanede başhekimlikte oturuyordum. Bir telefon çaldı. Baktım bilmediğim bir numara. Açayım mı açmayayım mı? Açtım. Fakat numara bilmediğim ama ses bildiğim bir sesti. Yatak odası sesi mi? Öyle bir sesti. Çok güzel bir sesti. Ve ben Tayfun Taliboğlu hocam, işte sizinle görüşebilir miyiz? Bir proje için falan gibi bir randevu almak üzere aramıştı. Yalan söylemeyeyim. Önceden Glaxo bana bu konuda bir sufle vermişti. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, o gün geldi ve görüştük ekiple birlikte. Dediler ki hocam biz Anadolu havalarını çalacağız. İyi dedim, çok iyi çalın. Biz de seyrederiz, izleriz. Hakikaten güzel bir projeydi. Ben de bu projeye inandım. Bugün bu projenin somutlaşmış halini hep birlikte biraz sonra herhalde izleyeceğiz. Sanırım güzel bir ürün ortaya çıktı. Takdir edeceksiniz. Tabii sigara konusu benim ilgi alanlarımdan bir tanesi. Bu güzel projeyi projede olmamı sağlayan ve bugün burada konuşmamı sağlayan
GlaxoSmithKline'a ve bu projeyi gerçekleştiren Tayfun Talipoğlu ve ekibine ve TÜSİAD'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu izleyeceğimiz belgesel bu konudaki farkındalığın artmasına ve bizim de olaya bir başka açıdan bakmamıza yardımcı olacak diye düşünüyorum. Çünkü o konuşmada Tayfun Bey bana demişti ki, hocam biz bir şey yapacağız ama nasıl bir şey yapalım, yani neyi öne çıkaralım, neyi vurgulayalım? Siz bize bu konuda bir şeyler söyler misiniz? Ben o zaman da kendisine şunu söyledim. Hiçbir şekilde ben sizi yönlendirmek istemiyorum. Siz bir fotoğraf çekin sadece. Bizim görmediğimizi bize gösterin. Çünkü biz hastanın sadece bir kesitini görüyoruz. Koahlı bir hasta semptom ortaya çıktıktan sonra bize geliyor. Ve geldikten sonra hastane ortamında, poliklinik ortamında onun alışkanlığıyla, sigara bağımlılığıyla ilgili bir kanaat oluşturmaya çalışıyoruz. Çok kısa bir görüşme süresi ve bu süre içerisinde onu bağımlılıktan kurtarmak için ne yapabileceğimize karar vermeye falan çalışıyoruz. Ama sigara bağımlılığı hakikaten çok multifaktöriyel bir olay. Bunun sosyal tarafı var, psikolojik yönü var, kültürel, ekonomik tarafı var. Yani birçok farklı burada faktörler var. Biz bunları çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Kaçırdığımız için de bazen etkili olamayabiliyoruz. Çünkü sigara bırakma konusunda hastaya önereceğimiz yöntemler ya da tavsiyeler, hastanın eğer yaşam şekliyle ve yaşama bakış açısıyla, yaşam felsefesiyle uyuşmuyorsa işe yaramıyor gerçekten. Onun için bizim bu hastane ortamı dışındaki gerçek hayattaki resmi görmemiz gerekiyordu. Sanıyorum bunu göreceğiz şimdi hep birlikte. Yani sigara bağımlılığının arkasında yatan sosyal nedenler, psikolojik nedenler. Hani içiyorsam sebebi var diyor ya, herkesin kendine göre ayrı bir sebebi var. Bunu göreceğiz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bu biraz uzunca bir girişten sonra izninizle ben sunumuma geçeyim. Şimdi Türkiye'de neyin ne olduğuna dair rakamlar biliyorsunuz çok fazla yok. Ama son yıllarda gerçekten biraz daha önümüzü iyi görmeye başladık. Sigara ile ilgili, koahla ilgili rakamlar da oluşmaya başladı. Bu konuda ilk elimizdeki veri PR çalışması, bunu hepimiz biliyoruz. 1988'de yapılmış bir çalışma ve o günkü rakam ortalama Türk halkının %44'ü sigara içiyor. Bu erkeklerde daha yüksek doğal olarak ama kadınlarda da hiç aşağı değil aslında. %24 iyi bir rakam. Şimdi bunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Bakın ilginç bir veri, bu o çalışmayla ilgili bir veri yine. Baktığımızda Türkiye'de sigara kullanımının eğitimle olan ilişkisini görüyoruz. Ve ilginç olan şu ki, hiç okula gitmemiş olanlar ya da ilkokulu bitirmiş olanlar daha az sigara içiyor ama tahsil düzeyi arttıkça içilen sigaranın oranı da artıyor. Oysa aynı yıllarda Amerika'da iş tersine dönmüş. Doğru olan hangisi bilemiyorum, bizimki mi ters, onlarınki mi ters ama onlarda eğitim düzeyi arttıkça sigara içme oranı azalıyor. O dönemlerde yine 1996'da biraz daha ileri dönemde Nazmi Bilir Hoca'nın bir çalışması Ankara'da yapılmış, geniş bir çalışma, güzel bir çalışma. Yine hepimiz bu çalışmadan haberdarız diye düşünüyorum. Çok farklı meslek gruplarında sigara içme oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyorsunuz. Sporcularda biraz düşük ki zaten olması gereken, hani burada en düşük olması gerekiyor. İlginç tabii, burada doktorlar arasında sigara içme oranının da oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. 2003 yılına geldiğimizde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmada 18 yaş üzerinde sigara kullanım sıklığı %32 olarak bildirilmiş. Ve 2010 yılında yine Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada 15 yaş üzeri dikkate alındığında %31 gibi bir rakam. Erkeklerde %48 civarında, kadınlarda %15 civarında ve en çok sigaranın yoğun olarak içildiği yaş grubu da 25 ila 44 yaş arası olarak görünüyor. Tabii daha sonraki gelişmeler biliyorsunuz tütün kontrolüyle ilgili yasal düzenlemeler ve bununla ilgili uygulamalar hayata geçirildiği için trend tersine dönmeye başladı. Bunu hepimiz izliyoruz medyada ve burada 2008 yılı ile 2010 yılı arasında 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını rapor ediyor Sağlık Bakanlığı ve oranın %33.4'ten %27.1'e gerilediğini gösteriyor. Güzel bir gelişme ama tabii bunun KOAH'a yansıması, KOAH mı demem gerekiyor onu söyleyemiyorum şey gibi, Tayfun Bey gibi. Ben biraz kaba söyleyeceğim. KOAH'a yansıması tabii aradan 20-30 yılın geçmesini gerektirecek herhalde diye düşünüyorum.
Tabii dünya atlası, tobakka, tütün atlası verileri yeni yayınlandı bu yıl içerisinde ve orada baktığımızda Türkiye ile ilgili ilginç bir veri var. Türk erkeklerinin %38'i, kadınların da %6'sı sigara yüzünden ölüyor. İçtiği sigara yüzünden ölüyor. Eğer sigara içmeseydi ölmeyecekti. Hakikaten bu oran dünyada en yüksek oran. Türk gibi sigara içmek deyiminin ne kadar efendim doğru olduğunu o yansıtan bir veri. İnşallah bu veri değişecek. Onu hep birlikte göreceğiz. Ölümüne içiyor yani Türkler sigarayı, öyle diyebiliriz. Ölümüne sigara içicisiyiz, öyle görünüyor. 16 milyon kişi Türkiye'de sigara kullanıyor şu anda. Tabii KOAH'la sigara arasındaki ilişkiyi hepimiz biliyoruz. Bu konuda bir şey söylemeye bence çok gerek yok ama hani biz sigara içenlerin %50'den fazlası da KOAH geliştiği konusunda veriler son zamanda daha bizi bu konuda cesaretlendirdi. Eskiden daha iyimser rakamlar hep gündeme geliyordu. Ve tabii KOAH denince hemen sigara akla geliyor. Başka faktörler de var mutlaka biliyoruz ama onların hepsini toplasanız bir sigara etmiyor. Yani sigara bu konuda en önemli ajan. Ve tabii KOAH hastalarında sigara kullanımının arttığına dair de veriler var. Sigara tüketimi arttıkça sigara pazarı, tütün pazarı dünyada çok güçlü bir pazar biliyorsunuz. Güçlü endüstriler var ve bu endüstrinin karşı konulamaz satış, pazarlama teknikleri var. Bunlara paralel olarak ne oluyor? Sigara kullanımı artıyor, ona bağlı olarak da KOAH artıyor. Prevalansla ilgili veriler Türkiye'de çok yoktu ama son yıllarda güzel çalışmalar olmaya başladı. Birçok çalışma var ankete dayalı ya da SFT ölçümüne dayalı. Onları almadım çünkü onlarda hani temel ortak özellik yok. Adana'da Ali Kocabaş hocanın gerçekleştirdiği, katıldığı bir çalışma, bol çalışması. Bununla ilgili verileri zaten sizler de daha önce görmüşsünüzdür. Çok üzerinde durmak istemiyorum. Gerçi bu veriler farklı yerlerde biraz farklı sunulmuş ama ben en son yayınlandığı bildiri metninden almaya çalıştım. Bu rakamlar eğer doğru olan bu rakamlarsa erkeklerin %28,5'u, kadınların %10'u F1 bölü FVC oranı bakıldığında %70'in altında olarak görünüyor. Ortalama %19 gibi bir solunum fonksiyon testi bozukluğu yani obstrüktif bozukluk saptanıyor. Yine Hakan arkadaşımızın yaptığı çalışmada 18 yaş üzerinde KOAH sıklığı %7 gibi görülmüş. Ama enteresan, halen sigara içmekte olan 40 yaş üzerinde KOAH prevalansı %18 ve 18-40 yaş arasında da %4,5 gibi çıkmış. Yani KOAH'lı olduğu halde insanların sigara içmeye devam ettiğini görüyoruz. Yine Elazığ'da Figen arkadaşımızın gerçekleştirdiği benzer bir çalışmada da sigara içenlerde %6, içmeyenlerde %3 gibi bir KOAH sıklığı bildirilmiş ve 18 yaş üzeri KOAH sıklığı %4,5 iken 45 yaş üzerinde de KOAH sıklığı 11,5. Bu yaşla mı ilgili yoksa evlilik süresinin uzamasıyla mı ilgili? Öyle mi? Evet, hemen teşhisi koydu Tayfun Bey. Tedaviyi de söylemedi ama ne yapmamız gerekiyor o konuda evlenmiş olanlar için. Biz sigarayı bıraktıracak önerilerde bulunuyoruz ama evlilik konusunda bilemiyorum. Yani o konu beni aşıyor. Onu herhalde Tayfun Bey bize söyleyecektir. Evet, İzmir'de bir çalışma var. Bu tabii bir prevalans çalışması değil. Hani bu çalışmayı sadece bir fikir vermesi için aldım. Bir KOAH çadırı kurulmuş bir herhalde etkinlik sırasında. 40 yaş üzeri 363 kişi başvurmuş ve bunun 263'ü 10 ila 100 paket yıl arasında sigara içmiş ya da içiyor. Ve bunların bakın %9,7'sinde F1 bölü FVC oranı düşük. Ama ilginç bir şey daha var. %24'ünde de F25-75 değeri küçük. Yani aslında küçük hava yollarında hani olay başlamış olarak görünüyor. Spirometride hani çok dikkati çekmeyen F1 bölü FVC oranı kadar dikkatimizi çekmeyebilir ama burada ciddi bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Yine bizim Doğu Karadeniz bölgesinde yaptığımız, 4 ilde yaptığımız bir çalışma aslında aşılama oranını bulmak için bu çalışmayı yapmıştık. O çalışmada hani gördüğümüz bu KOAH'lı hastaların, 248 KOAH'lı hastanın ancak %14'ü hiç sigara içmemişti. Geri kalanları ya içmişti ya da bırakmıştı. İlginç olan da şuydu, 1/4'ü hala sigara içmeye devam ediyordu. Bunlar doktor tanısı almış, tedavi gören KOAH'lı hastalardı ve ona rağmen sigara içmeye
devam ediyorlardı. Bu da bize şunu gösteriyor ki aslında biz KOAH'ı tedavi edemiyoruz arkadaşlar. Belki ilacını veriyoruz, bronkodilatörünü veya neyse diğer ilaçları, ama sadece onları vermekle KOAH'ı tedavi edemiyoruz. Çünkü sigarayı bıraktırma konusunda sanırım yeterince destek olamıyoruz. Bu da bunu gösteren bir bulgu. Yine Konya'dan Kürşat Uzun ve arkadaşları kendi kliniğinde yatarak tedavi gören 431 olguyu almışlar. Ve bunların sigara içme durumlarını ortaya koyduklarında görüyoruz ki yani göğüs polikliniği aslında sigaradan para kazanan bir poliklinik, sigaradan para kazanan insanlarız bizler aslında. Neden bu kadar sigara düşmanıyız onu da bilemiyorum. Ama herhalde parayı çok sevmiyoruz göğüs uzmanları olarak. Hastalarımızı daha çok seviyoruz, öyle gözüküyor. Evet, yani gördüğünüz gibi rakamlar sigara ile göğüs hastalıkları arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu ortaya koyuyor. Isparta'dan yine bir çalışmada KOAH semptomu olanlar arasında sigara içenlerin oranını gösteriyor. Bu da oldukça yüksek. En son Mehmet Polatlı, burada arkadaşımız zaten çok güzel bir çalışma yaptılar. Çok merkezli, ulusal bir çalışma. 41 merkez katıldı. 497 KOAH hastası üzerinde çalıştılar. Çok ilginç de bulgular var KOAH'ta. Genç KOAH'larla ilgili güzel saptamaları var. Ama bakın bu hastaların %72'si sigarayı bırakmış. Ama halen içenlerin oranına baktığınızda %30'a doğru hala sigara içmeye devam eden hastalar var. Yani bu çok ciddi bir sorun arkadaşlar. Demek ki biz KOAH'lı hastaların hani bir taraftan tedavisini yaparken bir taraftan ilacı sigarayı bırakmaları konusunda acaba yeterince çaba sarf edemiyor muyuz? Bunu kaçırıyor muyuz gibi bir soru benim aklımda hep var. Hakikaten hepimiz yine biliyoruz ki sigara bırakma desteği ya da sigara bırakma tedavisi aslında KOAH başta olmak üzere sigarayla ilişkili hastalıkların normal tedavilerinin olmazsa olmaz bir parçası ve prognozu en çok değiştiren, tedavi sonucunu en çok etkileyen bir parçası. Ve KOAH'ta sigaranın bıraktırılması hakikaten hastalığın seyrini değiştiren tek tedavi şekli aslında. Ve bu ne kadar erken dönemde bu tedaviyi uygularsak hastaya, tedavi deyince ilaçla tedaviyi kastetmiyorum sadece, sigara bırakma konusundaki medikal desteğin tümünü kastediyorum. Bu tedaviyi, bu desteği ne kadar erken sürede uygularsak o kadar etkin olduğunu biliyoruz. Ve bu hakikaten kolay bir şey değil. Yani hastaya içme ya şu sigarayı falan demek hani işe yaramıyor. Çoğu zaman yaramıyor. Çünkü insanlar hakikaten keyfinden içmiyor. Yani KOAH'lı hastaların çoğu keyfinden içmiyor. Bir bağımlılık var. Ondan dolayı içiyor. Boşansalar acaba işe yarar mı? Onu bilmiyorum. Hiç bunu denemek lazım bir yöntem olarak. Sigara içmekten vazgeçerler mi? Onu bilmiyorum. Tayfun Bey belki bir şey söyler. Ama hakikaten bu meret bırak denince bırakılmıyor. Ne yapmak lazım? Bu konuda ona destek vermek gerekiyor. Peki bu desteği verdiğimiz zaman işe yarıyor mu? Gerçekten yarıyor. KOAH'lı hastalar KOAH'ı olmayanlara göre sigarayı daha zor bırakabiliyorlar. Onun için desteğe daha çok ihtiyaçları var. Ve hakikaten çok etkili oluyor. Bir hekimin hani birkaç dakika hastayla sigarayı bırakması konusunda kısa bir sohbet etmesi bile %5 ila 10 oranında sigaranın bırakılmasına neden olduğu gösterilmiş. Tabii buradaki yöntem çok önemli. Hekim buna inanacak ve içtenlikle bu tavsiyeyi yapacak. Kesin ve çok net tavsiyede bulunmak gerekiyor. Bıraksanız iyi olur. Bir deneyin, bırakmanızı, denemenizi tavsiye ederim falan gibi böyle light laflar işe yaramıyor. Mutlaka bırakmanız gerekiyor. Şu andaki hastalığınız sigarayla ilişkili ve içtiğiniz sürece bu hastalığı tam olarak tedavi edemeyiz. Bıraktığınız zaman birçok şey değişecek gibi çok net, kesin tavsiyelerde bulunmamız şart. Ve gerçekten ilk soruyu sigarayla sormak çok işe yarıyor. Hasta geldi, öksürüyorum doktor bey, nefesim daraldı, sigara içiyor musun? Bu çok önemli. Diyor ki doktora şikayetimi söyledim, bana sigara içip içmedi mi sordu. Ha demek ki bu sigaradan oldu. Bu net bir mesaj olmuş oluyor. Bir de yani sigara zararlıdır, içme falan demek yerine bizzat kendi yaşadığı sorunun, hastalığın sigarayla ilişkisini kurarak tavsiyeleri bireysel yapmak gerekiyor. Onun kültürüne, inancına, sosyoekonomik durumuna ve yaşam şartlarına uygun bir tavsiye yapabilirsek daha etkili olacaktır. Tabii tavsiye kısa görüşmeler işe yarıyor ama bundan daha fazlası da gerekebiliyor çoğu zaman.
daha uzun süreli bırakma programları ve profesyonel bir tıbbi destek yapılması gerekebiliyor. Ve bu gerçekten de işe yarıyor. Yapılan çalışmalar bunu göstermiş. Bizim de 2010 yılından beri sigara bırakma polikliniğimiz var. 5 yıllık sonuçlarımızı yayınladık. 10 yıllık sonuçlarımız da şu anda yayında ve oldukça başarılı olduğumuzu görüyoruz. Ve bu konuda gerektiği zaman uygun olgularda nikotin preparatlarından, varenikin ve bu bupropion gibi sigara bırakma konusunda etkinliği gösterilmiş ilaçlar da yararlanabiliyoruz. Zaten Gold da bunları öneriyor, biliyorsunuz. Sonuç olarak ben de özetleyip hemen yerime geçeyim çünkü çok zaman aldım herhalde. Türkiye sigaranın çok yaygın olarak kullanıldığı bir ülke ve Türkiye'de de dünyada olduğu gibi KOAH olgularının çoğu sigarayla ilişkili. Sigarayı bırakmak KOAH tedavisinin olmazsa olmaz bir parçası, en işe yarayan kısmı. KOAH olgularına sigara bırakma desteği vermek gerekiyor. Bunu yapmamak lazım, unutmamak lazım, bunu gözden kaçırmamak lazım. Ve ülkemizde sigara tüketimi azalıyor, bu güzel bir haber ama bunun yansıması herhalde 20-30 yıl alacak diye düşünüyorum. Bu tabii bir fotoğraf, izin alarak kullanıyorum. Haydar amcamız şu anda yaşamıyor. Bu yoğun bakımda defalarca yatırıp entübe edip işte tedavi ettiğimiz KOAH'lı solunum yetmezliği olan bir hastamız, konuşamıyordu. O dönemde eliyle yazdı. Okunuyor mu bilmiyorum. Sigara içenin %90'ının hali budur. Haydar Uzun diye imzalamış. Evet, sigarayla gelebileceğimiz yer burası diye düşünüyorum. Hepinizi özgür olmaya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ses. Efendim hocam çok teşekkür ediyorum. Çok vaktimiz daraldı ama hemen hocamın verdiği bana sorduğu soruyu diyeyim. Efendim bu aslında çok tehlikeli bir konudur bu konular. Bana güvenip sakın küffarı harbi ilan etmeyin derler. O anlamda erkeklerin ömrü anlatacağım çok kısa ve size bir yaş olacak. Efendim erkeklerin ömrü 5'e ayrılır. Birinci dönemde aptal aşık dönemidir. Bu genellikle evlilikle sonuçlanır. İkincisi en safında 6, en akıllısında 3. yıla denk gelir. Ben ne yaptım dönemidir. Üçüncüsü 12. yıldır efendim. Ben onsuz da yaparım dönemidir. İşte o dönem yırttınız, yırttınız. Yırtmadınız, geçmiş olsun. Yırtanlar 45 yaşından sonra spora falan başlıyor. Sigarayı bırakıyor hocam. Dikkat et, muhakkak genç bir sevgili vardır. Bakıyorsun adamda benim gibi göbek varken koşturmalar falan başladı. Sabah yürüyüşleri, salona yazılmalar falan. Ulan bu saatten sonra ne yapacaksın o pazuyu yani diyemiyorsunuz. Bilin ki böyle bir numara vardır. Hanımlar, sizi de uyarıyorum. Böyle 45-50 yaşından sonra vücut yapmaya kalkanlara dikkat edin. Kesin bir numara vardır. İşte sigarayı bırakacağım. Tamam onu bıraksın güzel. Spora başladım falan. Hiç gezmeler, bir de böyle dar elbiseler falan giyme hastalığı başladı. Şöyle şeyler falan. Oldu mu? Dikkatli olun. Efendim dördüncü dönem hepimizin içinde bulunduğu dönemdir aslında. Buna biz teselli dönemi diyoruz. Hayatım sen olmasan ben buralara gelemezdim dönemi. Bu insanoğlunun en yalaka dönemidir. Erkeklerin. Beşinci dönem ise efendim babamın dönemi. Olsa da hoş, olmasa da hoş. Artık bu saatten sonra çok bir anlamı yok. Efendim hemen filme geçeceğim, vaktimiz yok. Ayrıca fire vermeden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kameralardan baktım. Allah'a şükür 3-4 firemiz var. Onları da tespit ettim. Biraz sonra aşağıda yakalayacağım. Yani yemek kaçmıyor diye. Efendim size filmimizi de baş başa bırakıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hocamın dediği gibi sadece bir fotoğraf aslında bu. Renk, dil, din, yer, gök, deniz fark etmiyor. Her neresinde nasıl yaşıyorsak dünyanın, bazımız keyiften, çoğumuz kederden tüttürüveriyoruz ya sigaramızı. Neyden ve kimden saklandığımızı bilmeden saklanmaya çalışıyoruz ya dumanlar ardına. Ve her nefeste ölüme yaklaştırdığını bile bile sigaranın bir çivi daha çakıyorcasına tabutumuza çakıyoruz ya çakmağımızı. Ve sadece kendisine değil, etrafına da zarar veren, içmeyenleri kendinden nefret ettiren dünyanın en büyük örgütüne üyeyiz. Biliyor musunuz? Burnumuzdan çıkarırken dumanı, o burunda takılı bir halka olduğunu sigaranın ve o an acıtmasa bile canımızı, halkalı bir köle olduğumuzu üst üste binince yıllar fark ediyoruz ama geç oluyor.
Peki bu köleliği kim reva görüyor bize? Ve biz niye gönüllüyüz böylesine yavaş yavaş bir ölüme? Anlamak ve anlatmak mümkün değilse kendimize, bunun adı adam akıllı bağımlılık. Ben 55'ten beri sigara içerim. Yani kaç yaşındaydın? O zaman 16-17 yaşındaydım. Peki memnun musun içtiğinden? Hayır. Hem dost, bir sigara bir vatandaşa, bir kişiye hem dost hem düşman. Düşmanlığını biliyorsun, yine için. Kafayı taktığı zaman aradım, içersin işte. Borçlu olduğun zaman yak sigarayı. Yak sigarayı, bu böyle işte. Görüyorum, ucu ucuna yakıyorsun sigarayı. Yani tabii sigarayı mecbur içiyoruz. Bu nasıl bir mecburiyet öyle ya? Biraz alışkanlık, biraz seviyoruz. Biraz sıkıntı. Hepsi bir araya gelince sigara içme gereksinimi hissediyoruz. Aslında küçük yaştan planlı bir savaşla hissettiriyorlar bize. Yani neden keyif alacağımızı bile tasarlamışlar. Üstelik doğumumuzdan önce. Ve bizi ortak etmişler şirketlerine. Şirket dediysem öyle sıradan değil. Evrenin en çok ortaklı işletmesi bu. Ama tek kazananı var. İçicilerden oluşan ortaklar, onlar sadece ödemekte, hem bedenen hem nakden. Düşünebiliyor musunuz? Dünya genelinde bir yıl içinde sigara almak için ödenen para 300 milyar doların üzerinde. Daha ergen olmadan, ermeden aklımız, yaşamın bize sunulmuş bir armağan olduğunu henüz algılamamışken, sinemasıyla, gazetesiyle, sokaktaki ilandan çizgi film kahramanlarına, idol ve ideal insan diye tanımlananların uzun yıllar boyu katkılarıyla, birdenbire büyümenin en kısa yolu değil miydi sigara? Ekmek param yok deyiminin yerine, sigara alacak param yok oturtulduysa dilimize, 1880'den bu yana, yani James Albert Bonzak'ın o kör olası sigara sarma makinesini icat etmesiyle hız kazandı. Pazar büyüktü lakin. Düşünün bir kere. Tüm tiryakiler her şeyden vazgeçseler bile sigara şirketlerine ödemeyi taahhüt ettikleri günlük borçlarını ödemekten geri kalmazlar, kalamazlar. Bu acı dumanın kazancı çok tatlıdır. Çünkü sigara sektöründe tamamen nakit çalışılır. Ve ne hikmetse kitaptan bile daha pahalıdır. Bunu bir de çocuklarını çok sevdiğini söyleyip de sigara içen anne babalar bilse... Yani sanki sigara içmeyen yokmuş gibi neredeyse görüyorum etrafta. Vallahi bir kere biz babadan öyle gördük diye başlayalım. Eskiden hiç unutmuyorum tabii, silahlı kuvvetler sigarası vardı Diyarbakır'da. Çok önemli bir sigaraydı. Onu içmek herkese nasip olmazdı. Ben ortaokul 2. sınıfta başladım sigaraya, hiç unutmuyorum. O dönemde sigaranın apayrı bir keyfi vardı. Son dönemlerde çok pahalı olmasına rağmen yine kalite çok düştü. Buradan tabii devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Bizi kaçağa itmesinler. Bu çok önemli. Çok fazla vergi alıyorlar. Dolayısıyla biz de ister istemez kaçak sigaraya yöneliyoruz. Kaçağa yöneleceğine bırakmayı hiç düşünmedin mi? Yok abi, alternatifler üzerinde çalışıyoruz öncelikle. Bırakmaktan ziyade. Tütün daha iyi oluyor. Hem ucuz hem biraz daha sağlıklı diyebiliriz normal tütünlere nazaran. Sigarayı seviyoruz. Yok edici bir sevda bu. Peki bu öldürücü silah nasıl böyle satılıyor ulu orta ve ruhsatsız? Kimin ne menfaati var? Bir sigara içimi durup düşünsek, çıkmak için esaretten cesaret bulacağız kendimizde. O cesareti bulamazsak mazeretler üreteceğiz kendimizce. Ya sigara içenle içmeyen arasında çok ciddi bir fark yok aslında. Sonuç itibariyle öldüğümüz için. Mesela ben 20 küsur yıldır içiyorum. Şu ana kadar hiçbir rahatsızlık hissetmedim sigaradan dolayı. Zaten bir günde olmuyor. Yani sigara zaman içinde öldürüyor. Epey bir süre. Genellikle akciğer kanserinin tek nedeni de bu görünüyor. Yani tabii ki içmeyenler de oluyor arada ama tabii örnek değil bunlar sonuçta. Ama yani sigaranın
Bana göre faydası çok yani. Bir kere stresimi alıyor kafadan. Bana göre tabii. İyi bir arkadaşım olarak görüyorum. Yani bugün şöyle bir örnek vereyim. Çok sevdiğiniz bir dostunuza iyi bir para kaptırıyorsunuz. Hüsranla sonuçlanıyor durum. Burada böyle bir şey yok. Günlük veriyorsunuz, alıyorsunuz, içiyorsunuz. Keyif alıyorsunuz. Parayı üflüyorsun. Aynen öyle yani. Onun keyfi bir farklı oluyor bana göre. Tabii bütün herkesi sigara içmeye davet etmek istemiyorum buradan sizin aracınızla ama içen arkadaşları da çok ötekileştirmemek lazım diye düşünüyorum. Çocukların içse aynı hoşgörüyü gösterecek misin? Onun kendi hayatı olduğu için tabii ki yani şimdi ben onu istediğiniz kadar içmediğin çocuğunuza içecekse ona yapılacak bir şey yok. Yani içerse de niye içtin demem yani. Çünkü bunun zararını ben çok iyi biliyorum sigaranın. Kendimle ilgili zararını biliyorum. Dolayısıyla bunu da ona anlatırım. Ama içer içmez niye içtin niye içmedin demem yani. Mesela ben sigara içtiğimde babam beni çok döverdi. Ama ona rağmen bana çok tatlı gelirdi. Tıpkı şimdi hükümetin veya devletin yaptığı gibi. Ne kadar kısıtlarsa o kadar daha tatlı olur. Özenti, merak, tesir altında kalma, reklamlardan etkilenme, yasak olanın cazibesine kapılma. Otoriteye karşı gelme dürtüsü, kendini ispatlama, büyüdüğünü kanıtlama, akran baskısı, arkadaşlar arasında yer edinme gibi psikolojik motivasyonlarla başlayan sigara içme davranışı, kısa sürede pekişip bağımlılığa dönüşürken, bu alışkanlığın zararları, riskleri ancak erişkin yaşlara gelindiğinde öğreniliyor. Bu sigaranın zararlarını filan anlatınca sen tamam dertlendik içiyoruz diyorsun da yani bile bile ne diyorsun, bana bir şey olmaz mı dedin yani, niye içiyorsun? Bir şey olmaz mı? Oluyor. Zaman geldi mi hepsi birden biner işte. Reklam ajansları ve sigara şirketleri bu tatlı para eksilmesin diye var güçleriyle çalışırken sigara karşıtlarının böylesine ekonomik güçleri olmamasından belki şimdilik sadece İkna metodu geçerli. Bir de yasaklar elbette. O yasaklar ki bazen içmeyi daha da tetiklemekte. O zaman sigaraya başlamanın nedenlerini ortadan kaldırmak şimdilik en geçerli yöntem görünmekte. Çok çok da keyifli çektin muhtarım. Çok keyifli çektim. Biz artık içiyoruz. Bunu ucuz olduğu için içiyoruz. Ha, ne yapalım? O sebepten dolayı alışkanlık, onu esiri olmuşuz ha. Bundan sonra olsa ne olmasa öyle düşünüyoruz. Zaten biz 60 yıl için dünyaya gelmemişiz, öyle düşünüyorum. 60'tan artı zaten ne gelirse kârdır. Şey gelmişti, hanım milletvekili gelmişti, dolaşıyordu. Ben de masanın başına parça biçiyordum falan. O dedi daha çalışıyorsun falan şu bu. Ben baktım hanımefendi dedim ne yapayım dedim. Valla çalışacağım dedim. Ben çalışmasam hanım beni eve koymuyor. Ondan sonra iş yapmasam götürmesem olmuyor ki. Bırak mı sigara da kadın hakları çıkarttınız başımıza bela ettiniz. Kadın bizi dışarı kovuyor. Peki bizim erkek hakları nerede? Nasıl oluyor bu iş? Ben sigarayı dışarıda İçiyorum ondan sonra eve giriyorum. Sabaha kadar kıvranıyoruz. Diyoruz ya bu nasıl oluyor? Bu kadınların işi oldu da bizim erkeklerin işi ne olacak? O da güldü. Hepsi güldü geri gittiler. He. Dediler sağ olun falan şunu. İçiyorsun sigarayı? Ama 65'ten bu yana içiyorum. 5 yılda 70'ten önce askere gitmeden evvel içtim. 3 yıl. Artık sen ikinci emekliliği yapman lazım sigaradan yani. Sigaradan emekli olmak biraz zordur. Bizi bırakmaz ki, mümkün değildir. Herkes içiyor burada aşağı yukarı. Burada içmeyen çok azdır. Belki Hüseyin Bey içmiyor, ben bilmiyorum. O da içiyor herhalde. İçmez. İçmeyenler içmez. İçmemişse içmez. İçenler vazgeçmez. Mümkün değil. İçmeyenler diyor ki bunlar bizim hakkımızı gasp ediyorlar. Dışarıda bile içsek dumanı bize geliyor diyorlar. İçenler diyor. Öyle diyor. İçmeyenler diyor. İçmeyenler kendilerine ayrı bir yer şey yapsın, ayarlasınlar. Biz nasıl vazgeçeceğiz? Vazgeçmeyiz. Açık havadır içiyoruz. Şimdi doktor gelip dese ki devam edersen öleceksin. Kanser. Burada içiyor.
Ben görmüşüm onlar da içiyor. Öleceğiz zaten, sonunda öleceğiz. Biz buna alışmışız, mümkün değil abi. Yani sihat mihat artık aklımıza gelmiyor. Mümkün değildir. Ben öyle düşünüyorum, bakıyorum. Çok kişi diyor ben içmiyorum, gizlini gene içiyorlar. Ha, siz bırakmışsınız değil mi? E bak, zorlanıyor musunuz? E tabii ki zorlanacağım. Bundan sonra zorlansan ne, zorlanmasan ne? Peki hanım niye evde içirmiyor? Ha, hanım diyor ki yok, diyor ben diyor kabul etmiyorum. Şimdiye kadar kabul ediydi, şimdi kabul etmiyor. Yaşlandık ya, bir şeye yaramıyoruz ya. Ha, onun için diyor artık... Sözün geçmiyor artık. Yaşlandı mı diysen düşer artık. İşi bitiyor yani. 60 işi bitmiş. Karı da söz dinlemez. Karı da söz dinlemez. Evlat da dinlemez. Bazen dinlemiler yani. Yani bu kesindir, öyledir. Aslında yaşamak lazım yani. Yaşlıyı yaşamak lazımdır. Daha geleceksiniz oraya. Kimse sizi dinlemez. Doğru da söylesen dinlemez. Eğri de söylesen dinlemez. Bu böyledir yani. Bu şekildedir, evet. Çektim bir tane daha çekeyim. Aa, sana hatıra için atıyorum. Attım gitti. Dünya barışını koruyamıyoruz. Aynı nimetlerini de paylaşamıyoruz dünyanın. Ama varsılı, yoksulu, patronu, işçisi, kadını, erkeği... sınırları kaldıran tek ortaklığımız var. Üzgünüm ama o da sigara. Dinledikçe tiryakileri... Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün örneği düşüyor aklımıza. Topraklarına beyaz adamlarca el konulan kızılderilerin intikamı diyor tütün için. Barış çubuğundan başlayıp geldiğimiz noktanın kanser olduğu düşünülürse hak vermemek derdi değil. Bu ayrı bir tören yani. Evet, tören gerekiyor. Günde kaç tane sarıyorsun? Normal ben paket sigara içiyorum. Bazen de işte sarma sigara, 3 tane 4 tane sarma sigara içiyorum yemekten sonra. Bir tane olarak günde 40 sigara içiyor musun? Hayır. 16, 17, 18 bilemedim bir paket yani. 24 saate bir paket atıyorum. Bütçeye de zarar. Ne yapalım? Sosyal yaşantı olmadığı yerde dert gelir, sigaraya başlıyoruz. Sosyal yaşantının olduğu yerde de gençler fosur fosur, ne bir şey değişmiyor. Valla işte alışkanlıktır. Yaş gitti 51'e. 27-28-30 senedir, 30 seneye yakın içiyorum. Baban da içer miydi? Babam da içer. Amcalar, dayılar? Onlar da içer. E doktor bir gün sana gidip desen ki bırakmak zorundasın dese ne diyeceksin? Valla söyledi, ben devam. Söyledi? Söyledi, ben devam. Niye? Bile bile kendini öldürüyorsun. Yani sonuçta ölümdür ya. Ha sigaradan ölmüşüm, ha başka bir şeyden ölmüşüm. Yani sonuçta ölüm. Sigaradan öleceksin diyor. Ya, kusura bakma yani, atın ölümü arpadan olsun. Yani mümkün sigaradan olsun ha. Kardeşim hani ya, bırakamıyoruz. Kentlerde kadınlar, kırsalında ülkenin erkekler daha çok içiyorsa sigarayı, bu bir statü arayışı mı diye sorabiliriz. Ya da yaşantımızdaki boşlukların dumanla doldurulması mı? Herkesin bir bahanesi var kendince. Sigara içmediğinde uyuyamadığını söyleyenler varken, sigara içerek uykusunu açtığını ileri sürenler de. Kimileri stresli ve yoğun vakitlerinde canımız istiyor sigarayı diyor. Kimileri tam aksine keyifli anlarda. Yani beklentilere göre şekilleniyor sigara içme arzusu. Bir çeşit fetişizme kadar varabiliyormuş. Onunla ilgili objeler de fetiş halini alabiliyor. Çakmak, kibrit, tabaka, bunların birini bile görse insan şartlı refleksle sigaraya sarılabiliyormuş. Kimilerine göre vazgeçilmez bir sevgili. Gerçekten sevdiklerine zarar verse bile çok azı başarıyor. Terk edilemiyor nedense. Hanım içiyor mu? İçmiyor. Peki sen böyle içiyorsun, gidiyorsun akşam eve. Sigara kokan bir adam. Ne yapsın kadıncağız? Valla söylüyor yani. Aman diyor, uzak dur. Elbiselerin dahi duman, sigara kokusu veriyor. Bazen de hani yüksek kavga değil de bazen de işte sigaradan dolayı neredeyse biraz... Hani... Sigarayı bir tane daha. Evet evet. Bir daha da yakıyorum. Fakat dışarı çıkıyorum. İçeri içmiyorum artık. Ya neler diyorsun burada kadınlar ama ya? Kadınlar... işte bizim kadınlar biraz duyarlı. Hani beylerine dikkat ediyorum. Yaşantılarına. Çocuk var mı? Çocuk var. Onlar da içiyor mu? Hayır.
Bilgi Üniversitesi'yi bitirdi 2 yıllık. Ortancası 4 yıllık fen coğrafyasını okuyor. Şimdi diğer de lise 1'e gidiyor. Hiçbiri içmiyor mu? Hiçbiri içmiyor. Sen mi bilmiyorsun içmiyorlar mı? İçmiyorlar. Biliyorsun. Biliyorum. Aferin valla. Biliyorum lan. Yani büyüğü bir iki sene içti. Biraz sinirlendim. Dedim ben girmişim sen girme kızım. Bu da bıraktı yani. İnşallah öyledir. Sana öyle diyorlar. Yok, işte babanın yanında içilmez genelde. Sen babanın yanında içiyor muydun? Yok hayır içmiyorum. Bak sigara için babam gelse, büyüğüm mü dahi gelse değil babam. Bir büyüğüm gelse sigara içme. İçme zor nedir? Yani içmiyorum. Şimdi doktorlar diyor ki sigara içen biri hastalanıp gelince bakmak istemiyoruz biz. Kendilerini öldürüyorlar sonra bize gel kurtar diyorlar. Şimdi ben doktora gittim. Bana sigara içme dedi. Ya hocam sen de içiyorsun. Orada doktor da durdu. Hocam sen bana tasfiye ediyorsun fakat sen niye uyulamıyorsun? Sen niye içiyorsun? Cık. Ya diyor işte ortam bunu gerektiriyor. O da içiyor. O benden daha çok içiyor. Evet, ağam, evet. Sordu bana kaç paket? Anlıyor mu işin böyle olmuş? Sordu bana kaç paket içiyorsun? Dedim günde 24 saatte bir paket. Ya diyor iyi içiyor. Ben iki paket içiyorum diyor. Doktor bana böyle diyor. Biz ne yapalım? Bir şey değil. Bütün olumsuzluklara karşın makyajlı tütün sigaraya başlanmaması, başlandıysa da bırakılması konusunda bir konsensus var en azından toplumlarda. Sigarayı bırakmak isteyenlerden 1/3 başarı oluyormuş. Başaranların da azaltarak bırakamadığı kesin. Kaç paket sigara içiyorsun günde? Daha önce normalde 3 paket içiyordum, 2'ye düşürdüm, 1 pakete düşürdüm. Şu an günlük 5 tek şeklinde içiyorum ve bırakmayı düşünüyorum. Sigarayı. Kaç kere düşündün bırakmayı? Kaç kere bırakmayı düşündüm? 2 defa bırakmayı başardım. Birinde 6 ay bıraktım, birinde 8 ay bıraktım. 8 ayın sonunda bıraktım. Hatta yaşlı bir amcanın biri vardı sahil kenarına dikilde. Otururken bana dedi evladım sen bu sigarayı tekrar başlarsan bir daha bırakamazsın. Hakikaten dediği gibi 3 yıldan beri bu sigarayı da bırakmak için uğraşıyorum. Çünkü o bir tane çok önemli. Aynen. O 8 aydan sonra o bir teki içtikten sonrasında emin olun yani baş dönmesi de bilmem nedir her türlü şey oluyor. Ve nefes almanız zorlaşıyor. İşte yolda yürürken sıkıntı çekiyorsunuz. Gece yattığınızda nefes alamıyorsunuz doğru dürüst. Sabah kalktığınızda ciğerinizde bir ağrı oluyor. Ya emin olun her gün bırakma gayesiyle gece yatıyorum. Sabah ister istemez atıyorum mesela kahvaltı yaptıktan sonrasını özellikle çok arıyorum. Değil mi? Evet çok arıyorum. O bir teki yaktıktan sonra nasıl diyeyim vücudunuz böyle halsizleşiyor, düşme hali ve tansiyonunuz düşüyor. Çok kötü bir durum. Yani emin olun mücadele ediyorum. Zararlarını biliyorsun değil mi? Biliyorum zararlarını çok iyi biliyorum. Şöyle söyleyeyim babam bırakması için sigarayı ve alkolü bırakması için 7 yıl mücadele ettim. Babam bıraktı ben başladım. Tam tersine ki 21 yaşından sonra başladım ben. 25 yaşına kadar ağzıma koymadım ne sigara ne alkol. Alkolden kurtuldum. Peki yani baban da bırakmasını istiyorsun, babanın zarar gördük diyorsun. Bu düşünce neydi yani içerken? Sigaranın zararlarını çok iyi biliyorum. Bilerek içmek yani acaba kapıya gelip doktor kansersiniz diyene kadar beklemek mi? Bana bir şey olmaz mı? Nedir bu? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kurtuluş çare bir noktada onda arıyorsunuz. Veya şöyle söyleyeyim. Sinirleri bir noktada yatıştırıyor belki o anda. Veya kafaya bir şey takıyorsunuz. O bir nefesi çektiğinizde ya size apayrı bir dünya gibi geliyor. Bambaşka bir şey gibi görünüyor. Ama öyle değil. Onun bilincindeyiz. Ne olduğunu biz de çok iyi biliyoruz. Fakat bir türlü yani nasıl diyeyim o irade noktası. O iradeyi kıramıyoruz daha doğrusu. İnceltmişsin ama. İncelttim. Şöyle söyleyeyim. Normalde daha uzun sigaralar kullanıyordum. Şu an mesela banyan sigarası bu. İnce silim. Ve nikotin oranları da en düşük olanını seçmeye çalışıyorum. İşte 0-1 oranda veya nikotin olsun, karbondioksit olsun en düşük oranda olanları seçmeye çalışıyorum. Fark etmiyor. Kağıtlarına zarar alıyorsun. Aynı. Hepsi aynı sonuçta. Fark etmiyor. Gerçi günde 5 tane içeceğim. Birinde biz yedik konuşurken bak. O da bitti zaten şu an. Avantajlısın bir tane kardesin. Atalım onu da şöyle. Tütünle başlayan, tiryakilik yaratan, kimyasal maddelerle desteklenen, bazen aksesuar gözüyle de bakılan sigara ile mücadele 1500'lü yıllara kadar dayanıyor. Osmanlı'da 4. Murat bu yüzden 18 kişiyi astırdı deniyor. Kilisenin mücadelesi, Hitler'in despotizmi, yani aklınıza ne kadar yasak gelirse uygulanmış ve uygulanacak hiçbiri çare olamamış ki. Bugün ülkemizde hala günde 20 milyon paketin üzerinde sigara satılmakta. Çünkü sigara ekonomisi olan bir meta. Ekonomide ise tek taraflı zarar olmaz. Terazinin bir kefesinde sigaradan zarar görenler yer alırken diğer kefede sigaradan büyük kazançlar sağlayan sermaye var. Sigarayı maalesef 23 seneden beri içiyorum. Bu 23 senenin içmenin sonundaki
hangi noktaya geldim sesimden belli. Ama hala sesim böyle olmasına rağmen mesela sesimde şu vardı. Sağda polip, solda kanama var. Bu sesin düzelmesi için kanamanın durması gerekiyor tedavi için. Kanında durması için de sigarayı bırakmam gerekiyor. Biliyorum. Ama öyleyken sigarayı hala da bırakmıyorum ve hala... Niye bırakmıyorsun? Ne şu var aslında ailece sigara içmeyen bir aileden geliyorum. Yani babam içmez, kardeşim içmez. Yani yakın çevremde ben de çok geç başladım. Askerden sonra başladım sigaraya. Belki bir özenti olarak ve televizyonlardaki sigara içenleri görerek içmeye başladık. Yani o şekilde hiç bırakmayı da düşünmedim. Ve hala da sonunda ne olacağını bile bile hala da sigarayı da bırakmıyorum. Yani sigarayı bırakmamızın sebebi de biraz da beyinde mi diyeceğim? Yani beynime hükmedemiyorum herhalde ben. Ama ya sigara beni bırakmazsa ben sigarayı bırakacağım yani bir şekilde. Bu hale geleceğini biliyordun ama sonuçta. Ya sigara içerken her türlü hastalığın ne olduğunu biliyoruz. Ve yani cahil bir kişi de değiliz sigara içen olarak. Yani sigaranın içindeki maddelerin vücudumuza ne yapacağını biliyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Mesela şu konuşmamda sabahleyin kalkayım. Çocuğumla konuşamam ben sesim. 1-2 saat sesim yoktur. Bunu da biliyorum. Yani bir yaratık gibi sesim çıkar. Bunu da biliyorum. Ama hala da inatla sigarayı bırakmıyorum. Yani bir şekilde ama mecburen bırakacağız artık. Yani bu ses gidince mesela yarım saat konuşayım sizde. Yani bir günlük koşmuş kadar yorulurum. Bu şekilde de. Ama bu sigarayı da bırakmamız gerekiyor maalesef. Bırakmamız gereken ben kendime indirgemek istiyorum. Şu anda 2 paket günde sigara içen de biriyim. Ve bırakmayı kısa sürede ya bırakacağız ya da bırakacağız. Önce belki bir şey olmaz diye düşünüyordun ama şimdi bir şey de oldu. Ya ilk başlangıçta sigaranın içerken ne bileyim bir arkadaşlarla beraber bir onların yanında bu içerek bir çayın yanında bir kahvenin yanında içiyorsun. Başlangıçta ne bileyim keyif veriyor gibi geliyor ama keyif verdiği yok. Mesela sigarayla ilgili ben şunu diyorum niye bırakmıyorsun diye. Ya karşılıklı birbirimizden bir şeyler alıyoruz. Sigarayla karşılıklı. O bana zevk verdiğini zannediyorum. O benden ömrümden alıyor. Bunu da biliyoruz. Yani bırakacağız. Mecburen bırakacağız. Bir yolu var mutlaka. Yolu yakındır herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. Bu sesimin benden bu şekilde giderse en fazla 1 yıl daha bende kalacak. Ama bırakırsam sigara ömür boyu bende kalacak. Sigara mı ses mi ses diyorum. Ya yani mecburen bırakacağız. Sigara içiyor musunuz? İçiyordum. Yani aktif olarak yaklaşık 20 yıl sigara içmiş biriyim. Emekli oldun mu? Emekli oldum. Artık emekli oldum. Bu da yaklaşık 10-15 gündür falan tekabül. Yeniyiz. Yeni ama şöyle bir durum var. 20 yıl aktif olarak sigara içtiğim hayatım içerisinde dönem dönem 6-7 aylık böyle sigara içmediğim dönemler oldu. Hatta askerde sigaraya başlanır derler ama ben askerde sigara bırakanlardanım. 6-7 ay sigara içmedim. Bir de kendime bir kılıf bulmuştum. Ben keyif tiryakisiyim diye. Öyle bir şey yokmuş. Yani keyif tiryakili diye bir şey yokmuş. Biz tiryakiymişiz ama artık oradan kurtulduk. Peki şimdi ne oldu da daha kararlısınız? Şimdi sigara konusunda ben aslında masanın iki tarafında olan bir kişiyim. Şöyle bir durum var. Ben 20 senelik sigara içiciliğim döneminde yaklaşık 12 sene ilaç firmalarında çalıştım. Ve hep bu sigara içen kişilerin sonunu hep görüyordum. Fakat şöyle bir deyimimiz vardı. Biraz önce söylemiştim ya ben keyif tiryakisiyim. 6 ay içmiyorum, 5 ay içmiyorum diye kendimi avutuyordum. Bundan 20 gün önce yani sigarayı bırakmama sebep olan olay bir rahatsızlık geçirdim. Bu bir solunum yolu rahatsızlığıydı. Üşüttüm diye gittim. Fakat bir şey öğrendim ki KOAH başlangıcı diye bir hastalığa yakalanmışım. Ben bu hastalığın ilacını yaklaşık 2 sene satmıştım. Ve sattığım dönemde de hep şey demiştim. Ya bana bir şey olmaz. Ben keyif tiryakisiyim. Çünkü işte 6 ay içmeyebiliyorum. İstesem içmeyebiliyorum. Fakat öyle olmuyormuş. Şimdi başımıza gelince derler ya biz damdan düştük. Damdan düşünce anladık artık. Sattığım ilaçları şu anda kullanmaya başlayınca ha dedim. Ve artık 15 gündür sigarayı gerçekten bıraktığımı hissediyorum şu anda. Bir şey oluyor yani. Bize bir şey oluyor. Oluyor. Yani keyif tiryakiliğinde de oluyor. Herhangi bir tiryakilikte de oluyor. Ve bunun sebebini de ne olduğunu çünkü ilacı satarken eğitimlerini alıyorduk. Şu sebepleri var. İşte şu faktörlerden de bu sigara hep sayılıyordu. Ama ben hep şunu diyordum. Ben keyif tiryakisiyim. İstediğim zaman bırakabiliyorum. Öyle bir tiryakilik yokmuş. Başta kanser olmak üzere sigaraya bağlı hastalıkları bilmemek için bilinçli bir çaba gerekiyor artık.
Ne olursa olsun gerekçesi, ister özenti, ister erken büyüme kompleksi, bazen güç gösterisi, bazen delikanlılık belirtisi, aile büyüklerinin ya da şöhretli isimlerin sorumsuz gösterileri ya da arkadaş bahanesi. Aradıktan sonra en kolay iş mazeret bulmak. Ama sonunda hem parandan hem canından oluyorsan, dilim varmıyor ama sigara içmek biraz ahmaklık. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biliyorum yemek vakti de geldi. Sorunuz var mı diye soracağım hocalarım burada. Bilemiyorum. Sorusu olan varsa ona göre hocalarımızı alalım. Buyurun efendim. Bayanlar bu kadar açık olmuyorlar. Bunlar çok daha samimiler erkekler bu konuda. Bayanlar hep aynı şeyi söylediler çünkü. İşte başladık, memnunuz. O çok daha tehlikeli, devamlı. Onun için benim yardımcım da var ya. Çok mutluyum ben diyor içmekten yani. O anlamda. Evet efendim, başka hocalarıma soracağınız soru var mı? Efendim, sevgili Glaxo'ya çok teşekkür ediyorum. Bizlerle sizi buluşturdukları için... Hepinize şimdiden afiyet olsun. Saygılar sunuyorum.